Nerede mandalina? Evet. Limon var. Alın. Yani gittikten sonra bak ne güzel. Mandalinalar. Tamam mı? Altın çilek. Evet. Limon. Limon. Açık hava, bak bu sera falan değil burası arkadaşlar. Gökyüzüne bakın, açık hava. Tamam mı? Tavuk, yumurta, kivi. Tamam mı? Hepsi var. Hepsi standart. Tornadan çıkmış gibi. Tornadan çıkmış gibi maşallah. Ben buradayım. Baksana şuraya ya. Şuraya bak. He? Böyle bir şey yok. Sayın Bakanım, buradayım. Ya, bir daha. Üç defa olsun. Yapana böyle. Türkiye'de iş çok. Yapana becerebilene iş çok. O kadar. O kadar. İşsizlikte, tamam mı? İşte bu çalışmayla ilgili. Bu kadar. Ben evet. 1 kilo kivi. Zengin Cevit Hanım. Evet. 1 kivi 1 kilo portakala eşdeğer. Ha, 1 kivi. 1 evet. Kivi. Biraz fazla gibi ya. Öyle değil. Öyle değil. Tamam. 1 kivi 1 evet. Kilo portakala eşdeğer. Hadi 2 kivi desen gene iyi. Yok, doğru efendim. Yani tamam. Şeyimiz yok. Hayır, çok güzel. Evet. Daha darasını da saydım konuşuyor. Ya böyle bir şey yok. Bir de var mı bu? Arkadaşlar yumurtalar sıcak. Ben buradayım. Yumurtalar sıcak arkadaşlar. Ben buradayım. Tamam, bak tut. Vallahi ya yeniyim. Bak arkadaşlar, gelin bir hesap yapalım. Şimdi dönümünden 4 ton kadar kivi alınıyor, tamam mı? 5 dönümün olsa 20 dönüm. 20 ton. 4 liradan satsan 80 bin lira. 80 bin lira. Tamam mı? Fındık olsa ne kadar? 2 ton. 33 bin lira alıyorsun. 33 bin lira alıyorsun 2 tonda, tamam mı? Toplama yok, patoz yok, toplama yok, patoz yok. Patoz yok. Bak fışkırıyor, zenginlik fışkırıyor. Bir de bunun, evet, bir de dibinde tavuklarım var. Tavuklardan sıcak yumurtalar, tamam mı? Günlük yumurtalar. Her bir tavuk günde bir tane yumurta yapıyor. Yılda da 300 kadar yumurta oluyor. Evet. Tamam mı? Doğru mu? Doğru. Evet. Yani şimdi bir de bu tavukların gübreleri de kiviye uygun. Al. Yok, dala bak. Sayın Bakanım, bir kivi bir kilo düşmüş ya. Bak, bak. Olmuş düşmüş. Bu da altın çilek. Görüyorsunuz. Tabii. Tadı da güzel. Bu çok kıymetli. Bak, bunlar da altın çilek. Ya burada yok. Bak, normal açık hava. Ordunun açık havasında altın çilek de oluyor. Kivi de oluyor. Bütün meyveler oluyor. Zeytin bile oluyor. Tamam mı? Mandalina, portakal var oluyor. Efendim, o da nerede? Var. Mandalina var çok. Bu altın çileği diktiğini gördük. Şimdi bir yandan burası ordu. Yani açık hava. Mandalin, limon burada. Ben ayrıca kendim biliyorum. Zeytin de burada olabiliyor. Hadi bunları bir kenara bırakalım. Kivi de çok zengin ve aynı zamanda coğrafi işareti de aldık kivi de. Şimdi bir hesap yaptık. Soya hem mısırdan hem fındıktan karlı. Kivi de gene aynı şekilde fındıktan daha karlı ve verimli. Tavuğu zaten söylemeye gerek yok. Şimdi bizim bütün örtü altında fındık bahçelerinde de tavuk yapabiliyoruz. Gezen tavuk yapabiliyoruz. Şimdi bunlarla ilgili şirketlerimizi kurduk. 4 tane şirket gelir gelmez. Tarım şirketimiz isteyene ortak olabilecek. Biz turizmi de canlandıracak. Çünkü turistler artık bundan yani bir süredir gurme olarak yani yemek yeme üzerine geziyorlar. Yani nerede iyi yemek varsa, nerede sağlıklı yemek varsa, yiyecek varsa oraya gidiyorlar. Yani bir gıda turizmi ortaya çıktı. Şimdi burada da her şeyin en canlısı, en sağlıklısı burada. Dolayısıyla gelen kişiler sadece buranın zenginliği için, gıdası için de gelebilir. Tabiat zaten muhteşem. 10 üzerinden 10. Organiklik 10 üzerinden 10. Çeşitlilik, kivisinden tutun, mandalina ne kadar, limonla, portakal ne kadar, o da öyle. Tavuktu, yumurtaydı, süttü, bunlar da öyle.